Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün yeni almış olduğum 2020 model Ford Courier Titanium Plus aracımın uzun kısa ampullerini şu görmüş olduğunuz Inveltsin Xtreme, yani yeni CSP ledli olan ledleriyle değiştireceğim. Bu taraftaki uzunumuz hem uzun hem park hem de gündüz ledi olarak geçiyor. Bu da kısa ampullerimiz arkadaşlar. Kısa far ampulümüz şöyle, şurada da yazıyor. H7. Uzun gündüz ledi ve park ampulü olan da H15 arkadaşlar. Şimdi burada görüntü almam biraz zor. O yüzden size elimden geldiğince hem görüntü alıp hem de anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz şu beyaz gri parça uzun ampulümüz arkadaşlar. Bunu saat yönünün tersine, yani motor kısmına doğru, şu an söktüğüm taraf sağ taraf arkadaşlar. Bunu motor kısmına doğru, yani saatin tersi yönünde çevirdiğimiz zaman şu şekilde ampulümüzü alıyoruz. Böyle 3 tane soketle direkt yerine oturan bir ampul arkadaşlar bu. Diğer tarafta da dış tarafta olan ise kısa far ampulümüz. Hemen şöyle içini göstereyim. Bu da arkadaşlar H7 tipli. Işıktan dolayı. Evet, şu anda tam gözüküyor. Şu kahverengi kablolu olan soketimizi sökmemiz lazım arkadaşlar. Yani şöyle daha net oldu ışık. Şu soketi sökmemiz lazım. Biraz esneterek çıkarttığımızda soket sökülüyor. Kablolar tele engel olmamış oluyor. Şimdi bu telimizi tekrardan esnetip dışarı doğru ittirdiğimizde ampulümüz telden kurtuluyor. Şu şekilde. Bu da H7 ampulümüz arkadaşlar. Ben şimdi led farları kutusundan çıkarayım. Tek tek önce sağ tarafı sonra sol tarafı değiştirmeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ledlerimizi çıkardım. Önce H7 olan kısa farı bu takacağım. Şu şekilde led'e şöyle baktığımız zaman şurada bir üst kısmında düzlük var. O düz kısım yukarıya gelecek şekilde, şöyle ben dışarıdan göstereyim. Şu şekilde düz kısım yukarıya gelecek şekilde oturttuğumuzda ledimiz dümdüz oluyor arkadaşlar. Bu led kısımları sağa sola bakacak. Yukarı aşağı bakmayacak kesinlikle. Zaten oturmaz o şekilde. Evet arkadaşlar, ben sağ tarafın farını değiştirdim. Şu şekilde. Sol taraf hala eski farları. Halojen farlar. Sağ tarafı ben değiştirirken biraz sıkıntı yaşadım. Birazdan sol tarafı değiştirirken ben size daha detaylı anlatacağım far değişimini. Bu şekilde. Şu an gündüz ledleri, parklar, kısalar yanıyor. Selektör falan da birazdan ikisini birlikte değiştirince göstereyim arkadaşlar size. Şimdi bu tarafın, sol tarafın ampul değişimine geçelim arkadaşlar. Daha detaylı anlatayım. Evet arkadaşlar, yine dış tarafta kısa farımızla başlıyoruz. İlk önce sökmeye. Biraz önce de anlatmıştım zaten videoda. Bunun üstündeki teli sökmemiz gerekiyor arkadaşlar. Detaylı göstermiştim biraz önce. Telden önce şu soketimizi bir çıkaralım. Ampulümüzün soketini. Daha sonra teli çıkarıyoruz arkadaşlar. Ampul zaten otomatik düşüyor. Şu şekilde ampulü görebilirsiniz. Elim biraz zor giriyor. O yüzden tam görüntü alamıyorum size. Arkadaşlar, ben biraz önce biraz zorluk yaşadım. Zorluk yaşama sebebim de ampulü oturtamadım. Onun için daha önceden izlediğim bir video aklıma geldi ve bunların şu uç kısmı, metal kısmı çıkıyor arkadaşlar ledlerin. Bunu çıkartıp
şekilde öncelikle şu parçayı elimizde alalım. Daha sonra parçanın düz kısmı, şu düz kısmı üste gelecek şekilde ampul yuvamıza, far yuvamıza, farımızdaki oturtalım arkadaşlar. Hemen önce onu bir oturtayım ben. Evet, şu anda herhangi bir oynama yok arkadaşlar parçamızda. Daha sonra ilk başta söktüğümüz teli onun üzerine geçirip oturtmamız gerekiyor. Maalesef alan çok dar olduğu için biraz sıkıntı yaşıyorum. Evet, mantığını anladıktan sonra herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Ampulümüz direkt oturuyor. Daha sonra bunu istediğiniz gibi takın arkadaşlar. Hiç önemli değil. Yeter ki şu şekilde ampulün şu led kısımları sağa sola bakacak şekilde otursun. Geri kalan hiçbir şey önemli değil. Yani nasıl oturttuğunuz size kalmış. Ama yeter ki onlar düz olsun. Şimdi ben bunu oturtayım. İyice bastırdım mıydı? Tamamen oturuyor arkadaşlar. Daha sonra bu çıkardığımız soketi şu an gözükmüyor ama hemen şöyle göstermeye çalışayım. Şu soketi ampulümüzün soketiyle birleştireceğiz. Bağlantılarını tamamlayacağız yani. Oturttuktan sonra, soketi taktıktan sonra bir kontrolünü mutlaka yapın arkadaşlar. Evet, şu anda ben yanlış takmışım. Yani artı eksi olayı var bunlarda. Evet, şimdi doğrusu oldu. Daha sonra bunu burada zaten takarken görürsünüz mutlaka. Üst kısma. Ya da yan kısmına oturtabilirsiniz arkadaşlar. Farın kapağımızın, far kapağının tam kapanabilmesi için şu plastiği. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şekilde kısa ampulümüzü değiştirdik. Şimdi uzun ampulümüzde sıra. Görmüş olduğunuz beyaz parça uzun far ampulü. Bunu yine saat yönünün tersine çevirdiğimizde ampul çıkıyor arkadaşlar. Daha sonra şu LED'de görmüş olduğunuz şuradaki lastiği çıkarmamız gerekiyor. Çünkü lastikle birlikte kalın geliyor. Oturmuyor ampul. Şu centikleri, yani soketleri yine dış tarafa gelecek şekilde aynı zamanda fara dıştan bakarak da görebilirsiniz. O şekilde oturtmamız gerekiyor. Tamamen ampuller değişti arkadaşlar. Uzun kısa iki tarafta ampullerini değiştirdik. Değişim işlemi oldukça basit. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben ilk başta dediğim gibi sağ tarafta biraz sıkıntı yaşadım ama sonradan çözdüm olayı direkt. Bu şekilde değişim yapabilirsiniz. Ben daha sonra fotoğraf ve videolarını eklerim arkadaşlar videonun sonuna. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoya yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.